Hilal Kaplan, PKK ve Bahçeli'nin muhalifleri. Kronolojik sıraya göre şu açıklamaları alt alta koyup okuyalım. İlk alıntı PKK yöneticisi Cemil Bayık'a ait. Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya gelmiş, güya kendilerine göre bir komisyon kurup anayasayı değiştireceklermiş. Yani bu kurumsallaştırmak istedikleri faşizmin anayasasıdır. Erdoğan diyor ki ben PKK'yı ortadan sileceğim. PKK'yı ortadan silemez, buna gücü yetmez. Anayasa Komisyonu çalışmaları sırasında yapılan bu açıklamanın ardından teklif meclisten geçtikten sonra PKK'nın Avrupa yöneticilerinden Rıza Altun'un yorumuna bakalım. Anayasaya hayır oyunun kesinlikle verilmesi gerekiyor ve anayasanın çıkmasına kesinlikle müsaade etmemek gerekiyor. Çünkü böyle bir anayasa çıkarsa tek parti tek lider sultası altında kimsenin kendini ifade edeceği bir ortam olmaz. Uzun yıllar böyle bir iktidarın baskısı altında bir toplum ortaya çıkar. Ama bunlar olsa bile bu durum yine de Türkiye'nin geleceği için istikrarlı ve güvence yaratan bir durum olmaz. Bir süre baskıyla iktidarda kalabilir, gerici güçlerle ittifak edip hegemonya oluşturabilirler. Ama ilerici güçler birleşip bunun üstesinden gelecektir. Tasfiye edilmesi mümkün olmayan PKK hareketi gerçeğini dikkate alırsak, mevcut Erdoğan hükümetinin bu konuda ne kadar başarılı olacağı da çok tartışmalıdır. Şimdi de 7 Haziran sonrası HDP ile koalisyona yanaşmayan, başbakanlık teklifini bile elinin tersiyle iterek MHP'yi HDP ile aynı cepheye sokmayan Bahçeli'ye o tarihten itibaren kazan kaldıran muhaliflerin kurduğu Türk Milliyetçileri Hayır Diyor Komitesi'nin açıklamasına göz atalım. 30 Ocak 2017'de Türkiye'yi tek adam rejimine götürecek olan başkanlık sistemine geçiş için yapılan anayasa düzenlemelerini istişare etmek ve yürütülecek olan hayır kampanyasının detaylarını görüşmek üzere bir araya geldiğimizi Türk milletine saygıyla duyururuz. Bu durumda PKK'da kendisine Türk milliyetçisi diyen Bahçeli'nin muhalifleri de hayır oyunda buluşuyor. Üstelik iki cenahın da argümanı tek adam rejimine karşı çıkmak oluyor. Lafın tamamı ahmağa söylenirmiş ve ben okurlarımı ahmak yerine koymak istemem doğrusu. FETÖ'cünün tek mesleği. Hayırcı bir diğer terör örgütü olan FETÖ'nün çok önemli bir elemanı geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Bursa'da yapılan operasyonda eğitim imamı olduğu belirtilen Cemal Bulut, FETÖ'ye ait çeşitli okullarda çalıştıktan sonra en son kaynak holdingin insan kaynakları müdürü olarak görev almış. Bu teröristin işlediği en büyük suç, PKK'nın Metina kampına gidip PKK içindeki MIT elemanlarının listesini onlara teslim etmekti. Kampa gittiğini reddeden Bulut'u HTS kayıtları yalanladı. Verilen listedeki MIT görevlilerinin infaz edildiğini varsay güç değil. Kan donduran açık bir vatana ihanet suçu söz konusu olan. Bu suçu işleyen kişi ise görünürde eğitimci ve yönetici şapkasını kullanan birisi. FETÖ ile mücadele bu yüzden çok zorlu ve uzun soluklu olmak zorunda. O yüzden binlerce öğretmenin ne suçu vardı temalı ağlak yazılara temkinli yaklaşmakta fayda var. Mağdur olanları ayıklama çabası başka, meslek kılıfı ardına saklanıp demagoji ile örgüt propagandasına destek olmak başka. FETÖ'cünün mesleği tektir, o da vatana ihanettir. Hilal Kaplan, Sabah